Gastronominin yanı sıra tarımında gözde illerinden olan Hatay'da topraksız tarıma yönelen çiftçiler ürünlerinin hasatlarını gerçekleştiriyor. Antakya ilçesinde bir çiftçi topraklı ürettiği çileklerin maliyeti ve işçiliğinin zorluğundan dolayı geçtiği topraksız çilek üretiminde ilk hasadı gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Nardıca mahallesinde Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksı bir yapı oluşması sağlanan ve kokopit olarak bilinen süngerler kullanarak 2000 metrekarelik alanda 25 bin çilek fidesi eken Yusuf Sönmez ilk hasadı gerçekleştirdi. Çiçeklenme ve meyve tutumunda beklediklerinin üstünde verim aldıklarını söyleyen Sönmez şöyle konuştu. Hasat zamanımıza geldik çok şükür. Allah'a şükür düşündüğümüzden daha iyi bir konumdayız şu anda. Yaklaşık fideyi ektikten sonra 2 aylık bir süre geçti arada. Bu süre zarfında çileklerimiz çok şükür umduğumuzdan çok daha iyi konumda şu anda. Çiçeklenmesi, meyve tutumu olsun çok daha iyi konumda. Sadece tek problemimiz hava muhalefetinden dolayı biliyorsunuz yağmur yağıyor sürekli ve güneş çıkmıyor. Kızartmada biraz problem yaşıyoruz ama onu da aşıyoruz diyebilirim. Yani çileklerimiz kendiliğinden de olsa güzel şekilde kızarıyor. Çok şükür hasadımızı yapıyoruz. Dediğim gibi umduğumuzdan çok daha iyi durumdayız. Hatay'da bu işi başarmanın gururunu da yaşıyoruz aynı zamanda. Aldığımız telefonlardan, tebriklerden dolayı da herkese çok teşekkür ediyorum bu arada. Daha öncesinden de söyledik, biz bu işi Hatay'da neden yapılmıyor diyerek girdik biz bu işe. Neden olmasın diyerek girdik biz bu işe. Yani diğer illerde oluyor da, Silifke'de oluyor da, Antalya'da oluyor da, niye Hatay'da olmasın diyerek girdik. Hiç pişman değiliz. Yapacak arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ediyorum bunu. Başarılı olacaklarına da inanıyorum. Çünkü biz bu işe girerken hani daha önceden tavsiye edenler ya da etmeyenler konusunda şöyle bir şey oldu. Hani burada olmaz, yapamazsınız. Burada yetişmez diyenler oldu ama gördük ki şimdi doğru yolda olduğumuzun farkındayız. Bundan sonrası da daha iyi olur diye düşünüyoruz. Daha kaliteli, daha güzel verim alacağımızı da düşünüyoruz. Allah hayırlısını versin. İnşallah Allah pişman etmesin. Dediğim gibi hasatımızı yapıyoruz şu anda. İnşallah daha güzel günleri de göreceğimizi düşünüyorum. Hatay'a bunu kazandırdığımız için gerçekten gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Şu anda taleplere yetişemiyoruz. Çıkan çilek sağ olsunlar kalitesinden dolayı, tadından, aromasından dolayı talebe yetişemiyoruz yani. O kadar fazla çıkmıyor çünkü seramız yaklaşık 2 dönüm. Onun için ektiğimiz fide belli, çıkan meyve belli. Talebe yetişemiyoruz dediğim gibi ama daha sonra bunun hani farklı ilçelerde, Hatay'ın farklı ilçelerinde neden olmasın? Hani bir Altınözü'nde, ne bileyim bir Yayla Dağı'nda, Kırkan'da, Saman Dağı'nda neden olmasın yani? Bu İskenderun'da neden olmasın bu iş? Niye yapmasınlar yani? Belki biraz ilk başta maliyetli gibi görünebilir ama daha sonrasında kazandıkça, çünkü sıcak bir getirisi var bunun. Kazandıkça doğru yolda olduğunu öğrenecekler. Dediğim gibi biz hiç pişman değiliz. Yapacak arkadaşlara da referans oluruz. Yani bunun danışmanlığını da yapabiliriz. Yeter ki hani ekonomimizi, Hatay'ın ekonomisini kalkındıracak bir şeyler yapsınlar. Yani üretim yapsınlar. Yani üretmekten hiçbir şekilde zarar yok.